Hafta içi her gün Özgür Koldaş'la 5 dakikada güzellik bölümümüz var ve bugünkü bölümümüzde gözaltını konuşuyoruz, öyle değil mi hocam? Evet, gözaltına giriyoruz artık. Peki bundan sonra... gözaltı en problemli bölgedir yüzde diyebilir miyiz bu anlamda? Yani yüzümüzün her bölgesi çok özeldir, hı hı. Ama bunun içerisinde gözler kalbin aynasıdır ve onun da en özel noktalardan birisi de gözaltıdır. Tabii ki çok vurgulu, göz alıcı bölgede gözaltıdır. Bir de hassas bir bölge olması hassas sebebiyle evet, değil mi? Hassas bir bölge olması sebebiyle biraz daha endişeyle, evhamla yaklaşılır ama hekimler için bütün her bölge aynı önemde, aynı konsantrasyondadır. Evet, göz altında doğduğumuzdan beri var olan bir yağ pedileri vardır. Yağ pedileri göz altındaki kemik yapısının hemen üst bölümünde bir tampon görevi yapar. Bu bölgeyi, bu alanın tamamını birden kaplayan bu yağ pedileri zamanla ortadan kalkar, azalır, zayıflar, çökmeyle karşımıza bir tablo olarak çıkar. Evet, bu bölgenin düzenlenebilmesi, bu bölgenin yeniden canlanabilmesi için bir takım tedaviler gerçekleştirilir. Ama buradan sevgili izleyenlerimize söylemek isteriz ki lütfen günlük 2 litrenin üzerinde su tüketmeye devam etsinler. Cep telefonlarına çok yakından bakmamaya çalışsınlar. Hocam zararlı mı cep elbette, telefonu yakından bakmak? Elbette. Yani, yüksek pikselli ve yüksek ışınımlı yapılar, ışıklı yapılar gözaltı bölgesinde bir hasar yol açarlar. Dolayısıyla bilgisayarlarda. Tabii ki bilgisayar ekranı, televizyona yakından bakmalar da bir takım hasarlanmaları yol açar. Bunlar göz altında çökmeye, bir süre sonrasında koyu bir görüntüye, daha siyah halkalara ve tablo olarak da güzelliğini biraz yorgunlukla ifade eden hanımefendilere evrilirler. Peki ne yapacağız hocam? Yani evet, göz altında sorun yaşadığımızda. Göz altını birkaç kategoride inceleriz. Göz altındaki volüm kaybını gidermek için dolgunlaştırıcı dolgu tedavileri uygularız. Kişinin ışığını değiştirdiği için ışıltı kazandırırız. Cilt altındaki rengin koyulaşması sonucunda bunun kötü görüntüsünü, biraz daha nahoş, yorgun görüntüsünü gidermek için cilt kalitesini arttırmak üzere PRP ve mezoterapilerden, cilt rengini açan mezoterapilerden destek alırız. Hepsini kombine ederiz. Kalıcı yöntemler midir hocam bunlar? Yaklaşık bir yıl, iki yıl süresi boyunca etkinliğini gösteren yöntemlerdir. Ancak bu yöntemleri mükerrer tekrarladığımızda, bir yıl sonra tekrarladığımızda, iki yıl sonra tekrarladığımızda, 2,5 yıl, 3 yıl. Gitgide uzuyor. Gitgide süre uzuyor çünkü doku tamir oluyor. Yıl ilerliyor, yaş ilerliyor. Kişinin gözaltı problemleri de hattı zatında daha artması gerekirken giderek azalmaya başlıyor. Zaten sır da burada. Sürekli bir tedavi planı ve sürekli bir müdahalelerle belirli zaman kontrolü içerisinde yapıldığı takdirde göz altındaki morluktan kurtulabilmek mümkündür. Ağrılı yöntemler değildir. Tabii ki insanlar ya gözümüze iğne mi batacak endişesiyle karşılaşmasınlar. Çok dış kısımda yapılan küçük bir enjeksiyondur. Belki saç teli inceliğinde bir iğne ucuyla herkese yapılan enjeksiyon. Herkese uygulanabiliyor mu hocam bu yöntem? Herkese yapılabilir. Yaş aralığı vesaire. Sorun daha ilerleyen yaşlarda karşılaşılırsa, evet, bu daha ilerleyen yaşlardaki bu tedaviler en çok sık, en karşılaştığımız bölümlerdir ama genç yaşlardaki hanımefendilerde veya beyefendilerde de uygulamalar yapıyoruz. Göz altındaki morluk, göz altındaki çökme aslında biraz da sosyal bir rahatsızlıktır. İnsanlar bu kötü görüntüyü uykusuzlukla, biraz depresyonla, bir takım maddi suistimalleriyle birleştirirler. Bir de aslında mutsuz görüntü de mutsuz görüntüyle örülür. Aslında belki çok kimsenin bununla bir sorunu da yoktur. Son derece mutlu ve son derece keyifli bir yaşantısı vardır ama su içmiyordur. Bunun da getirdiği bir durum olabilir. Peki tüm bunları düzelttiği anda aslında o göz altındaki o istenmeyen görünüm kaybolur mu hocam? Kayboluyor. Diyelim ki kişi kendini ihmal etti, yanlış beslendi, su tüketmedi, uykusuna dikkat etmedi. Göz altında ister istemez o etkiyi görüyor. Ama normale döndüğünde düzelir mi? Normale döndüğünde elbette kayıplar olduğu şekliyle devam eder. Ancak neresinden dönerse hızlı bir şekilde kâra geçer, hızlı bir şekilde güzelleşmeye başlar. Ancak volümlendirme, dolgunlaştırma gözaltı için öncelikli tedavilerin başında gelir. Peki hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Özgür ederim. Koldaş'la 5 dakikada güzellik bölümünde bugün gözaltlarımızı konuştuk.